Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Rusya lideri Vladimir Putin'in Şubat 2022 sonu itibariyle 24 Şubat'tı yanlış hatırlamıyorsam, Ukrayna savaşını başlatmasından sonra bu küresel sistemde en zor günler yaşayan lider kadrosu nerede derseniz ben size hemen orta asya derim. Gerçekten o bölgedeki 5 Yeni bağımsızlık kazanmış yani 30 yıllık bir bağımsızlıkları var. Ee, bu devletlerin özellikle nasıl bir zorlu dengeleme süreçleri yaşadıklarını hepimiz görüyoruz. Gerçekten işleri zor. Bunlardan dördü de bizim Türk kardeşimiz. Yani o coğrafyada bir halt olsa hepimizin burada canı yanacak. Böyle de bir durumumuz var. Bu bölge özellikle Rusya'ya karşı Batı'nın Ukrayna üzerinden geliştirdiği yaptırımlar ve savaş e, stratejisiyle tüm zamanlardan daha önemli bir kimlik taşımaya başladı. Esasında bölgenin beş lideri 2022 yılı itibariyle başlarının büyük bir belaya girdiğini Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı saldırgan savaşın eninde sonunda serpintilerinin eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Rusya'nın kendilerini bir tür arka bahçe olarak görmesi nedeniyle başlarına bir felaket getireceğini fark ettiler. Bu nedenle geçtiğimiz yıl iki kez iki kez Çin lideri Şi ile 5'li 6'lı, 5 artı bir tarzı e, zirveler yaptılar. Özellikle Kasım Cömert Tokay'ı, Kazak lider, çok değişken bir politikayla bütün Kazakistan'ın ekonomisini Çin'e bağladı. Çinli yatırımcıların kendi elemanlarıyla beraber e, Kazakistan'a gelmesini sağladı ve Rusya lideri Vladimir Putin açısından Çin'in ne kadar önemli olduğunu bildikleri için Rusya'dan gelebilecek bir riske karşı sırtlarını adeta Çin'e dayadılar. Bunun da ötesinde dönemsel olarak son iki yılda gerek Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, gerek uluslararası birleşmiş milletler toplantıları çerçevesinde NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg ile ve hatta son olarak son olarak ki en çok e, rahatsızlık duydukları olay gelmedi diyemezsin. Britanya İmparatorluğu'nun Dışişleri Bakanı'na nasıl diyeceksin? E, David Cameron'ın e, Moğolistan'ı da kapsayan son ortası ziyaretinde Batı'yla ilişkileri bir formülasyona sokmaya da çalıştılar. Öyle bir ziyaretti ki Cameron'ın ziyareti kendini tabii ile olan geliştirmiş olduğu büyük destek sayesinde daha özgür hisseden Kasım Cömert Tokay'ı Kazak lider Cameron'la 12 tane anlaşma imzaladı ve bir tür e, Kazak İngiliz işbirliği kavramını oluşturdu, ama aynı bölgenin bir başka güçlü lideri Özbek lider Şevkat Mirziyoyev, David Cameron'la karşı karşıya gelmemek için iki defa tatile çıkmak zorunda kaldı. Böyle de bir zorlukları var. Şimdi bu bölgedeki liderlerin ortak özellikleri. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısını desteklemiyorlar. Yani bunlardan hiçbiri hiçbiri Rusya iyi yapmıştır bugüne kadar demedi. Tam tersine hepsinin ki en eskisi en eskisi Sovyetlerin dağılmasından bu yana iş başında olan Alexander Lukashenko gibi Bel, Belarus'un Bela lideri gibi Tacik lider İmam Ali Rahman o bile Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları konusunda hassasiyet gösterdiğini ifade eden açıklamalarda bulundu. Rusya, Birleşmiş Milletler zemininde bile bu eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Orta Asyalılardan Ukrayna konusunda beklediği desteği alamadı. Böyle de bir durum var. Böyle de bir durum var. İşte zorluk zaten bu. Nasıl da engelleyecek? Nasıl da engelleyecek? Yarın yani 9 Mayıs 2024 Moskova'da çok önemli bir gövde gösterisi daha yaşanacak. Biliyorsunuz 2. E, Dünya Harbi'nin Sonlanmasının 50. yılında 1995 yılında e, zafer kutlaması olarak Kızıl Meydanda yapılan büyük bir e, askeri resmi geçittir. O günden bugüne düzenli olarak her gün, her yıl yapılıyor. Esasında burada eleştirilmesi gereken bir noktayı hemen belirteyim. Nazi Almanya'sını Adolf Hitler'i yenen Rusya değildir. Sovyetler Birliği halklarıdır. Ve Vladimir Putin 20 yıldır, 20 yıldır Kızıl Meydan'daki o Rus ordusu geçit resmiyle 1945 yılında kazanılmış, Almanya'ya karşı kazanılmış Sovyet zaferini Rus milliyetçiliğinin bir parçası haline getirmeye başladı. Getirdi. Oysa gayet iyi biliyoruz ki Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Sovyet e, ordusu ta Sibirya'dan bu yana ağırlıklı olarak Müslüman ve Türk askerlerden oluşuyordu. Sovyetler Birliği'nin Reichstag'ın üstüne bayrağını yani Alman parlamentosunun binasının üstüne bayrağını çeken de yine Müslüman Dağıstanlı bir Sovyet askeriydi. Yani Ruslar kazanmadı o zaferi. O Sovyetler Birliği'ni oluşturan bütün milletlerin kazandığı bir zafer. O yüzden yarın o zafer töreninde Kasım Cömer Tokayev, Kazakistan, Şevkat Mirziyoyev, Özbekistan, İmam Ali Rahman, Tacikistan, Sadır Caparov, Kırgızistan ve Serdar Berdi Muhammedov, Türkmenistan hazır bulunacak. Bu bir yönüyle Sovyet lideri, yani bu kadar halt ediyorsun ama bak biz yine de seninle iyi geçinmeye çalışıyoruz işareti. Ama bence doğru da bir davranış. Niye? Çünkü o savaşta 20 milyon Sovyet vatandaşının arasında Kazak öldü, Kırgız öldü, Özbek öldü, herkes öldü. Ölmeye yok. Niye Rus'a bunu bırakacaksın? Bence doğru yapıyorlar. Ve şey yapıyorlar, Yuri Ushakov var. E, Vladimir Putin'in danışmanı. O dedi ki Küba ve Laos ve Gine Bissau Cumhurbaşkanları da orada olacakmış. Başkaları gelmiyor. 2014'ten bu yana doğru düzgün kimse yok. En önemli unsur Aliyev. Aliyev'i de gayet iyi anlıyorum. Aliyev en son İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 2015 yılında katıldı. Herhalde reddedebileceği bir tarihleme içinde değildi. Fakat Rusya'nın Ukrayna'da Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana bir defa 2015'te mecbur kaldı anladığım kadarıyla bir daha hiç Kızıl Meydan'a ayak basmadı. Ukrayna'ya karşı özel bir ilgisi var Aliyev'in ve 2020 yılında 75. yıl İkinci Dünya Harbi'nin bitişinin 75. yılıydı. 2020 yılında çağrıldı şeye e, Kızıl Meydan'a. Aliyev oraya da gitmedi. Nikol Paşinyan 8 Mayıs bugün Moskova'da o da 9 Mayıs'a kalmayacağını ve akşam saatlerinde döneceğini söyledi. Zaten Gürcüler, Moldovalılar ve Ukraynalılar hiç yok hesapta. Anladığım kadarıyla Orta Asya şu an için Rusya ile beraber bir görüntü verebiliyor. Ama denklemden Kafkasya, Azerbaycan başta olmak üzere düşmüş durumda. Hep beraber bunun gelecekteki yansımalarını izleyeceğiz kuşkusuz. Gerçekten önemli bir gelişme. Hoşçakalın.